Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet 6. sınıf fen bilgisi 1. dönem 1. yazılısıyla karşınızdayız. Normalde kanalımızda bulunuyor ama biz e, yoğun istek üzerine yenisini hazırlayalım dedik. İsteyenler e, onu da izleyebilir, bunu da izleyebilir. İkisinde de e, sınavda karşınıza gelebilecek tarzda sorular var arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. Çünkü sizin başka sınavlarınız da olabilir. Ona yönelik de hazırlığınız, çalışmanız vardır diye tahmin ediyoruz. Evet arkadaşlar yazılı sınavların olmazsa olmazlarından doğru yanlış soruları 18 puanlık. Yani burada farklı bir format uyguladık bu videomuzda sizler için. Soruların puanları yanında yazıyor. Mesela 6 tane doğru yanlış sorusu var. Her biri 3 puan olmuş olacak. Kendinizi böyle kontrol ederek de gidebilirsiniz. Bakalım en son Videonun bitiminde yani soruların bitiminde sizler de soruları cevaplayarak kendinizi deneyin. Kaç puan alıyorsunuz? Bize yorumlar kısmında yazmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar Venüs gazsal gezegenlerden biridir demiş. Şimdi Güneş sisteminde hatırlayın arkadaşlar 8 gezegen bulunuyordu. Bu 8 gezegenden sevgili arkadaşlar 4 tanesi iç gezegen, 4 tanesi ise dış gezegendi. İç gezegenler arkadaşlar karasal, dış gezegenler ise gazsal yapıdaydı. Şimdi iç gezegenleri hatırlayalım. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars şeklindeydi. Yani bunlar iç gezegenler olduğu için karasal yapıda olması gerekiyor. Venüs gazsal yapıda dediği için ya da gazsal gezegenlerden biri dediği için direkt yanlış cevabını buraya yerleştiriyoruz. Evet bu sorumuzu hallettik. 3 puanı kaptık diye düşünüyorum. Kulak kepçesi, burun ve soluk borusu arkadaşlar bunlar kıkırdak yapılıdır. Evet arkadaşlar, buralarda bulunan hatta şu an elimizi mesela burnumuza, kulağımıza bile götürdüğümüzde bunu hissedebiliriz. Biraz böyle esnek bir yapısı vardır değil mi arkadaşlar? Bu sebeple doğru diyoruz. Mars gezegeni metal karışımına sahip sert kayalardan oluşur denilmiş. Mars gezegeni arkadaşlar iç gezegenlerden bir tanesi olduğu için yani bu gezegen karasal yapıdadır ve metal karışımına sahip sert kayalardan oluşur diyebiliriz. Doğru. Bu Yani bu arada arkadaşlar ikinci ifade ile alakalı size şunu söyleyeyim. Mesela kulak kepçesi, burun mesela kıkırdak yapılı demiştik ya az önce. Kendimle alakalı bir mesela hatıradan bahsedebilirim. İsveç'e gitmiştim ben bundan işte 5-6 sene kadar önce eğitim amaçlı. Yani Erasmus denen bir program var. Öğrenci değişimi şeklinde yapılıyor. Üniversitede mesela bu e, ne diyelim programlar yer alıyor arkadaşlar. Sizler de mesela üniversiteye geçtiğinizde bundan faydalanabilirsiniz. İsveç'te ben bir dönem eğitim almıştım. Oraya gittiğimde ilk söylenen oranın halkının... Bize ilk söylediği şey çok soğuk bir iklim olduğu için kutuplara yakın bir yerdeydi. Kesinlikle dışarıdayken burnuna ve kulağına dokunma diyorlardı bize. Sebebini de sonradan işte öğrenmiş oldum. Çünkü kıkırdak yapılı olduğu için e, oralar çok hızlı bir şekilde donabiliyor. Burun ve kulak hızlı bir şekilde donduğu için mesela elimizi burnumuza ya da kulağımıza götürdüğümüzde pıt diye kırılabilir. E ne oldu? Burnumuzdan ve kulağımızdan olabiliriz. Bu sebeple kesinlikle burun ve kulağa dokunmak yasak. Eğer böyle işte atkı, bere gibi şeyler kullanmadıysanız bu sebeple bu e, hatıramı da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. E, o zaman devam edelim. Evet dördüncü ifadede. Asteroid kuşağı arkadaşlar. E, hatırlıyorsunuz. iki tane gezegen arasında böyle kaya ve buz parçalarından oluşmuş böyle e, gök taşına benziyor. Meteorlara benzeyen böyle bir e, kuşak vardı. Bu kuşağı asteroid kuşağı diyoruz. Bu e, kuşak arkadaşlar Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında yer alıyor. Merkür dediği için burada yanlış yani çarpı koymamız gerekiyor. Güneş tutulması sırasında arkadaşlar e, hatırlayın nasıl bir sıralama meydana geliyordu? Güneş tutulması sırasında Güneş, Ay ve Dünya sıralaması meydana geliyordu değil mi? Yani Ay burada Güneşle Dünya'nın arasına girmiş olacak ve bu tutulma sırasında mesela e, yani normalde Dünya'nın gündüz yaşanan yani güneşe bakan tarafı bu olayı gözlemlemesi gerekiyor. Evet gündüz. Bu sebeple güneş tutulması gündüz yaşanan bir gökyüzü olayıdır ifadesi doğru bir ifadedir diyebiliriz. Evet ay tutulması ise gece yaşanıyor. Fiziksel sindirimde enzim kullanılmaz doğru. Kimyasal sindirimde enzimler kullanılır. Mesela pankreas'tan salgılanan pankreas öz suyuyla değil mi ince bağırsakta karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimi gerçekleştirilmiş olur. Bir de safra salgısı salgılanıyordu karaciğerden. E, bu da yağların mesela e, büyük parçalı yağların daha küçük parçalara ayrılmasında yani fiziksel sindiriminde e, rol alıyor diyebiliriz. Bu hatırlatmayı da size yapmış olalım. Evet 18 puanı aldık cepte. Şimdi devam ediyoruz. Evet bir boşluk doldurma sorusu var. Cümlelerdeki boşlukları uygun olan kavramlarla tamamlamamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. Su ve minerallerin emilimi hangi organda gerçekleşiyordu? Yani artık e, sindirim... E, Vücutta tamamlanmış diyelim. Besinlerin içerisinde bulunan bu su ve mineraller hatta vitaminler bunlar arkadaşlar kalın bağırsakta. Bakın ince bağırsakla karıştırmayın. Kalın bağırsakta yapılır bu işlem. Evet kalın bağırsakta yapılır diyebiliriz. Bunu bulduk. Tamam. Kirli kanın temizlenmesi arkadaşlar küçük kan dolaşımıyla yapılır. Şimdi kan dolaşımını iki türlü öğrendik. Bir büyük kan dolaşımı vardı. Bir de küçük kan dolaşımı vardı. Küçük kan dolaşımının gerçekleşme amacı e, yani işte karbondioksit bakımından kirlenmiş olan kanın ne olacak? Akciğerlere gönderilerek temizlenmesi anlamına geliyordu. Yani küçük kan dolaşımı deyince nerede kalp ile akciğer arasında meydana gelen ya da gerçekleşen e, dolaşıma biz küçük kan dolaşımı diyoruz. Kalple bütün vücut arasında gerçekleşiyorsa o büyük dolaşım olarak adlandırılacak. Bunu da bulduk. Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlıyordu hatırlayın bakalım. Tabii ki midede başlar. Evet arkadaşlar, proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanmış olur. D vitamini çok önemlidir. Yani güneşe çıkmamız son derece önemlidir. Vücudumuza aldığımız besinler sayesinde almış olduğumuz D vitamini güneşe çıktığımızda aktive olmuş oluyor. Yani çalışır hale geliyor. Bu sebeple D vitamini arkadaşlar kemik sağlığımız açısından Son derece önemlidir. Kemiklerimizin güçlü ve sağlam olmasını istiyorsak tamam süt içtik, D vitamini aldık vücudumuza e, bunlar yeter mi? Yetmez. Bir de güneşe çıkmamız lazım. Yani güneşte kalmamız gerekiyor bir süre. Tabi uzun saatler değil. Yeterli miktarda günlük belki 15 dakika yarım saat kadar kalmamız yeterli olacaktır. Çiğneme hareketi arkadaşlar ne sağlar? Mekanik sindirim sağlar. Böyle besinleri çiğnediğimizde onların böyle daha küçük parçalara ayrılması için önemlidir diyoruz. Evet mekanik sindirim sağlanır ve bu mekanik sindirimin bir çeşididir. Mesela midemizde de işte midenin yapmış olduğu böyle kasılma hareketleriyle yiyecekler bulamaç haline geliyor. Bu da bir mekanik sindirim olarak düşünülebilir. Ve son olarak sindirilen besin içeriklerinin emilerek bakın sindirilen besin içeriklerinin diyor emilerek kana geçtiği organ işte bu ince bağırsak olarak adlandırılacaktır. Kalın bağırsak değil. Evet burayı da ince bağırsak olarak e, doldurmuş olduk. Geçtiği organ ince bağırsaktır şeklinde ikimizi de yazdık. Buradan da bir 18 puan kaptık. Evet bir önceki soru da 18 puandı 36 puan. Evet 100 puana doğru adım adım ilerliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar 4 tane gezegen verilmiş. Aşağıdaki gezegenler hakkında istenilen ilgili boşlukları yazınız diyor. 24 puanlık bir soru gerçekten çok önemli. Bu sebeple doğru yapmamız gerekiyor. Venüs, Jüpiter, Mars ve Neptün gezegenleri verilmiş. Güneş'e uzaklık sıralamasına baktığımızda arkadaşlar ilk sırada kim vardı hemen bakalım hatırlayalım onu. Merkür ardından Venüs gelecek. Venüs bu sebeple ikinci sıradadır. Venüs'ten sonra Dünya geliyor. Sonra Mars geliyor. Hatırlayın Mars'la Jüpiter gezegenler arasında asteroid kuşağı vardı. O zaman Mars'tan sonra hemen Jüpiter gelmiş olacak. Beşinci sırada Mars az önce söyledik dördüncü sırada. Neptün ise güneşe en uzak gezegendir. Yani en sonda yer alacak. Bu da sekizinci sırada diyebiliriz. İkinci, beşinci, dördüncü ve sekizinci şeklinde bunu yazdık. Uydu sayılarına baktığımızda arkadaşlar Venüs'ün uydusu yoktur. Sıfır. Jüpiter'in arkadaşlar mesela geçen yıllarki kitaplarda farklı yazıyordu. Ama şu an en son yapılan gözlemlere göre bu sayı 79 olarak belirlendi. Mars'ın arkadaşlar iki tane uydusu vardır. Neptün'ün ise 14 tane uydusu var. Bir önceki seneki işte hazırlanan kitaplarda bu sayı 13'tü arkadaşlar. Sonradan keşfedilen uydularla beraber sayı 14'e çıkmış oldu. Bunu da söyleyelim. Yapı olarak arkadaşlar Venüs ve Mars bu ikisi iç gezegenlerdir. Bu sebeple bunlar karasal yapıdadır. Karasal. Mars'a da mesela karasal yazabiliriz. Ama Jüpiter ve Neptün bunlar dış gezegenlerden olduğu için ve yapıları ağırlıklı olarak böyle yoğunlaşmış gazlardan oluştuğu için gazsal yapıdadır diyebiliriz bunlara. Evet harika bir şekilde tamamladık. Bakın tablo şeklinde verilmiş. E buradan verdiğimiz cevaplara göre 24 puanı daha kaptık. 36 da bir öncekinden almıştık. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? 60 puan şu an cebimizde. Harika gidiyoruz. Ve devam ediyoruz. Aşağıdaki organlara ait olduğu sistemle eşleştirmemizi istiyor. Evet. Şimdi burada arkadaşlar üreter verilmiş, kalp, kalın bağırsak, akciğer ve kemik verilmiş. Bu yapı ve organlara baktığımızda üreter, hatırlayın böbreklerde e, kan süzülüyordu, değil mi? Böbreklerde kan süzüldükten sonra üreter sayesinde idrar kesesine gönderilecekti. Hemen şöyle yapalım. Böbreklerde kan süzüldü. Burada idrar oluşturuluyor. Bu oluşturulan idrar üreter sayesinde İdrar kesesine gönderiliyordu. Yani bu üreter boşaltım sistemi organlarından birisidir. Bu sebeple boşaltım sistemi yerine A üreter gelebilir. Kalp arkadaşlar damarlar ve kan yapısıyla beraber dolaşım sistemine ait bir organdır. Bunu da bulduk. Kalın bağırsak arkadaşlar hatırlayın. Besinleri vücudumuza almak için mesela ağız yoluyla aldık. Değil mi? Mideye işte oradan ince bağırsa sindirim bittikten sonra da e, o atıkların bir süre depolandığı kalın bağırsağa gönderilmiş olup kalın bağırsaktan sonra da anüs yoluyla vücuttan atılıyor. Yani kalın bağırsak arkadaşlar sindirim sistemi organıdır. C seçeneği hemen bunu boşaltım sistemi olarak düşünmüyoruz. He, şöyle düşünebilir miyiz? Boşaltım e, veya boşaltıma yardımcı bir organ mı? Evet boşaltıma yardımcı bir organ. Ama genel manada sindirim sistemine ait bir organdır yapıdır dememiz gerekiyor. Akciğer arkadaşlar tabii ki nefes alıp vermemizi sağladığı için solunum sistemine ait bir organdır. Kemiklerimiz ise iskelet sistemi diyebiliriz aslında ama destek ve hareket sistemine aittir diyebiliriz. Bu eşleşmeyi de bu şekilde yapabiliriz. Bazen bunu destek ve hareket sistemi değil de iskelet sistemi olarak da size sorabilirler. 5 tane bu eşleşmeyi de yaptık. Her birinin 3'er puan. Bilmiyorum siz kaç tane doğru yaptınız ama... Eğer hepsini tam fullleyen 15 puanı kaptı. ne oldu? Toplamda şu anda 75 puanımız oldu. Çok güzel arkadaşlar. Artık yavaş yavaş sınavımızın sonuna doğru geliyoruz. Yüzlük kağıda çok az kaldı. Hemen bakalım. Burada da bir 10 puanlık soru var. Güneş, Dünya ve Ay şekildeki konumdayken gerçekleşen olayla ilgili. İlk sayfamızda hatırlayın size güneş tutulmasını sormuştuk. Sıralama neydi? Ay güneşle dünya arasına giriyordu. Şimdi Dünya güneş ile ay arasına girmiş. O zaman bu tutulmanın adı ay tutulmasıdır arkadaşlar. Evet, bu olayın adı ay tutulmasıdır. Neden ay tutulmasıdır? Çünkü ay burada dünyanın gölge konisi içerisine girmiş oluyor. Şurada bakın arka tarafta dünyanın yani opak bir madde olduğu için dünya şurada gölgesi oluşuyor. Yani gölge konisi ışık almayan bölge meydana geliyor. Ay bu gölge konisinden geçerken işte ay tutulması meydana geliyor diyebiliriz. Şimdi bu olayla ilgili yani ifadelerinden hangileri doğrudur bir bakalım. Ay dünyanın gölge konusu içine girmiştir. Doğru. Çok güzel. Bunu işaretledik. Güneş tutulması olayı mı yaşanıyor sizce? Hayır. Ay tutulması olayıdır bu. Ve dünyanın geceyi yaşayan bölgesinde gözlenmenir. Doğru. Çünkü bakın bu taraf, şu arka taraf geceyi yaşıyor. Güneş ışınlarını alamıyor. Şurası aydınlık. Gündüzü yaşayacak. Ama bu taraf geceyi yaşayacak. Yani bu olay ay tutulması olayı geceleyin gözlenen bir olaydır. Bu sebeple bu ifade de doğru diyoruz. Ve cevabımız 1 ve 3 B seçeneği oluyor. B seçeneğini işaretleyen öğrenciler 10 puanı böylece kapmış oluyorlar. Ve sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Evet artık son sayfamızdayız. Buradan da 15 puan alırsak yüzlük bir kağıda öğretmenimize sunabiliriz. Aşağıdaki eklem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar kafa tasımızdaki eklemler birbirine böyle perçinli bir şekilde böyle e, geçmiş olduğu için bunlar hareket etmiyorlar. Oynamaz. Bu sebeple doğru. Omurlar arasındaki eklemler arkadaşlar mesela sağa sola işte e, oturduğumuz yerde olabilir, ayakta olabilir. Sağa sola dönerken mesela az da olsa hareket yeteneğine sahiptir. Yani bunlar yara oynar eklemlerdendir. Bacaklarımızda, kolumuzda bulunan eklemler, mesela elimizdeki eklemler, işte aynı şekilde dirseğimizde Buradaki eklemler arkadaşlar rahat bir şekilde e, hareketimizi sağladığı için oynar eklemlerdendir. Alt çene kemiği hareketi kısıtlıdır ama sonuçta mesela yiyecekleri falan sindirirken hareket eder değil mi biraz da olsa? Bu sebeple yarı oynardır. Eğer oynamaz dersek burada bir hata yapmış oluruz. Biz de zaten yanlış olanı bulmuş olduk. Yani alt çene kemiğimiz oynamaz eklemlerdendir diyemeyiz. Yara oynar eklemlerdendir dememiz gerekiyor. D seçeneğini işaretledik ve 10 puanı aldık. Ve son sorumuz. Ee, kan grupları ile alakalı. B-RH negatif kan grubuna sahip biri aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip birinden kan alabilir? Arkadaşlar kan e, işte verileceği zaman ya da alınacağı zaman dikkat edilecek hususlardan bir tanesi. Kan grubu uyumu. B ise B olması gerekiyor. Bir de RH faktörü uyumuna bakılması gerekiyor. RH faktörü eğer negatifse yine ilgili kişinin de RH faktörünün negatif olması lazım. Yani pozitif negatife ya da negatif pozitife kan veremez. Kan grubu tutsa dahi. Bu sebeple mesela ne olabilir? 0 RH negatif. Yani RH negatif tutuyor, tamam ama kan grubu tutmuyor. B seçeneğinde kan grubu tutuyor, tamam ama RH faktörü tutmadığı için bu kişiden kan alınamaz. C seçeneğinde AB kan grubu kan grubu tutmadı. Bu sebeple alınamaz. E, RH faktörü tutuyor tamam ama e, işte kan grubu tutmadığı için bunu söyleyemeyiz. Ve D seçeneğinde arkadaşlar hem kan grubu hem de RH faktörü uygun olduğu için bu kişiden kan alınabilir dedik ve 5 puanı da böylece kaptık ve notumuz arkadaşlar ne oldu? 100 puan oldu diyebiliriz. Eğer böyle bir kağıt verirsek öğretmenimize 100 puan alabiliriz. İnşallah sizler de bu 100 puanları alırsınız diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sorularımızın sonuna geldik. Bizlere selam gönderen Elazığ, Doğu Kent. Bakın Elazığ'dan izleyen arkadaşlarımız da var. Bize çok uzaklar ama mesafe olarak uzaklar. Buradan birbirimize çok yakın olabiliyoruz. Onlara buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ve Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine de sevgiler, selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.